Tabii Türkiye'nin kara, deniz ve hava yumruk kapılarımız var. Üst tarafı denizlerle çevrili. Özellikle işte Suriye, Irak, İran'la doğuda kara yumruk kapılarımız var. Batıda Yunanistan, Bulgaristan. Tabii ticaret hacmimiz artıyor. Yani 2002 yılında işte ihracatımız 36 milyar dolardı. 2012 yılında 152 milyar dolar. Ticaret hacminin artması demek, gümrüklerine giren çıkan ürünlerin çoğalması demek, işlemlerin çoğalması demek. Bunları da o kapılarına yapacaksınız. Tabii ki bu tür taşımacılık daha çok özellikle komşu ülkelere karayoluyla yapılıyor. Dolayısıyla kapılarımızın kapasitesi ticaret hacminin artışına göre yeterli olmuyor. İhtiyaç duyuyor kapı açılmasına. Bu anlamda da özellikle Irak'la Habur kapısının hemen batısında Aktepe ve Ovaköy denen noktalarda gümrük kapıları açılması için çalışmamız var. 2 yıldan bu yana bu çalışma devam ediyor. Yine Irak'la sınır ticaret merkezleri şeklinde işte Hakkari'de, Üzümlü, Derecik ve Şırnak'ta Gülyazı. Bu 3 noktada. Bu 3 sınır ticaret merkeziyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı. Dolayısıyla Türkiye bu kapıların açılması bakımından prosedürleri tamamlamış durumda. Irak'la bir anlaşma gerçekleştirip ondan sonra faaliyete geçireceğiz. Ama bu sözünü ettiğim 3 kapı, Üzümlü, Derecik, Gülyazı ismi mevzuata göre gümrük kapısı olmakla birlikte bu 3 kapı sınır ticaret merkezi olarak düzenlenecek. Yani bu kapıların böyle bildiğimiz anlamda bir gümrük kapısı şeklinde işler icra etmesi mümkün değil. Coğrafi koşullarıyla mümkün değil. Yani bu kapılarda yerleşik olan insanlarımız sınır ticaret prosedürü çerçevesinde bir takım ürünlerin ticaretini yapabilecekler. Komşumuzun harekete geçmesini bekliyoruz. Yani Irak tarafının. Yine bizim Habur gümrük kapımız var. Irak'a açılan en büyük kapılarımızdan birisi. O kapıdan gerçekleştirdiğimiz ticari aktivitede son derece yüksek düzeyde günde 2000 tır giriş yapıyor, 2000 çıkış yapıyor. Yani bazen deniyor ki yani burada kuyruk var, niye kuyruk var? Kapının kapasitesi itibariyle. Yani biz komşu ülkeyle yaptığımız anlaşma çerçevesinde 2000 aracın Türkiye'den çıkışını, 2000 aracın da girişini sağlayacağız. Ben kapıdaki performansı bu rakamın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakarak ölçer ve taksit ederim. Yani 2000 araç çıkış yapmış, 2000 araç da günde giriş yapmışsa demek ki belirlenen performansı ulaşılmış demektir. Dolayısıyla yetmiyor. 2 köprü var. İlave 1 köprü daha yapacağız. Bununla ilgili gelen çalışmamız Türkiye açısından tamamlanmış durumda. Hatta ödeneği de hazır. Köprü yapacaksınız. Bir ayağı komşunun toprağında olacak. Onların da buna rıza göstermiş olmaları gerekir. Bunun da bir prosedürü var. Ama belki valiler arasında bir protokol yaparak da bunu çözebileceğiz. Yani onun üzerinde çalışıyoruz. Kapılarla ilgili şu anda paylaşacağımız husus da bu. Ha, kapıları yeniliyoruz ayrıca. Sorunuz yok ama kapılarımızı yeniliyoruz. İnşallah yakında halkalı gümrük kapısının temelini atacağız. O da 1 senede veya 13-15 ayda bitirilecek. Büyük bir lojistik merkez olacak o. Hemen gişelerin orada Trakya'ya çıkan, Büyükçekmece'ye çıkan gişelerin orada Çatalca'da. Muratlı denen yerden şey yok, hani 300 dönüm arası üzerinde Halkalı gümrüğünü oraya taşıyacağız. Halkalı'da sadece tren gümrük müdürlüğü kalacak. Diğerleri oraya taşıyacağız. Cibeki'de son durum ve Suriye'den konuşalım. Efendim? Cibeki'de son durum ve Suriye'den gönderildi mi, kendine mi gidiyor? Çok detaylı sorularım var, doğru. Cilve gözünde son durum şu.
Suriye'de olan 8 tane yumruk kapımızdan açık olan Cilve Gözü, Öncü Pınar ve Akçakale, Şanlıurfa'da. Bunlar devam ediyor. Tabii ki bir bu kapıların hemen tamamı Suriye'deki özgür Suriye ordusunun kontrolünde. Bir yayla da yumruk kapısı Suriye yönetiminin kontrolünde. Hatay'dan Suriye'ye çıkış yapan. Ve Cilve Gözü yumruk kapımızda bu yaşanan olay öncesi aslında bir önlem almıştık. Yani o noktada, ara bölgede bir kontrol noktası oluşturmuştuk. Şimdi onu daha da güçlendirdik, takviye ettik. O kapının özelliği şu, yumruk hizmetlerinin yapıldığı üniteyle Suriye-Türkiye arasındaki çizgi noktası, sınır çizgi noktası arasında 2400 metrelik bir mesafe var. Genelde yumruk kapıları sınır noktası üzerinde yapılır. Ama coğrafi şartlar müsait olmadığı için biz biraz daha önde yapmışız. Suriye'nin hizmet verdiği yumruk kapısı da o sınır noktasından 500 metre Suriye içerisinde. Demek ki iki hizmet ünitesi arasında 2900 metrelik bir mesafe var. İşte ara bölge dediğimiz bu bölge. Ve sınır noktasında bir kontrol noktası oluşturduk. Burada askerlerimiz var, jandarma var, gümrük muhafaza ekipleri var. Ve orada bir de araç tarayıcı, teknik aracı geliştirdik. Ve ayrıca uyuşturucuya duyarlı, eğitilmiş bir köpeğimizi de oraya gönderdik. Kontrol böyle yapıyoruz. Bunun ötesinde bu alanı her iki taraftan yayaların kontrolsüz şekilde giriş çıkışını önleyecek tarzda yeni önlem alıyoruz. Gözetleme kuleleri oluşturuyoruz. Çünkü askeri bölge burası. Onun da işte ihalesi yapıldı sanırım yakında başlar. Ticari aktivite bu alanda doğal seyri içinde devam ediyor. Yani birkaç yerde ifade ettim. Suriye'de tüccarlar buraya geliyor. Türk tüccarlar tırlara yüklerini yüklüyor, o alana geliyor. Orada anlaştıkları şekilde alışverişi tamamlıyorlar. Türk tırındaki eşya Suriye tırına aktarılıyor. Ve Suriye'de tüccar satın aldığı eşyayı oradan tekrar Suriye'ye dönüyor. Günde aşağı yukarı 100 tır kadar bir alışveriş burada gerçekleşiyor. Suriyelilerin geri gönderilmesi, tabii biz onları zorla getirmedik, zorla da geri göndermeyiz. Yani mülteci statüsünde istedikleri zaman dönebilirler. Suriye'de tabii güven ortamı oluşunca zaten herhalde o zaman dönecekler. Evet, teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türkiye'nin bir açıklaması olmuştu. Kocaeli'nin limana ihtiyacı var. Kocaeli bir liman kenti oldu. Kentte belli bir kesimde Kocaeli'nin limana doyduğunu, güzel bir doğası olduğunu ve daha fazla limana ihtiyaç olmadığını söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunun soru, yani kıyı dolgu imar planları yeni yapılıyor. Dolayısıyla limanların planlaması da bu çalışma tamamlandıktan sonra bu dolgunun yapılması sonuçlarına göre belirlenecek. Ve haliyle bu konu doğudan doğruya bizim Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla bağlantılı. Yani şu aşamada benim söyleyeceğim bu sizin sorunuzu. Buyurun. Süpermen değilim, bu da konuları bilmem. Özelleştirme konusu, özelleştirme idaresinde o bilmiyorum. Yani. Sayın Bakanım, Çetin Güroğlu, Özgür Kocaeli Gazetesi. Ben serbest bölgeyle ilgili bir soru sormak istiyorum size.
Şimdi 2007 yılında serbest bölgede 5000 kişi çalışıyordu. Şu anda 1000 kişi çalışıyor. 3 tersane kapalı. Bunun nedeni de kredi ve teminat mektubu alamamaları kurumları. Çünkü serbest bölgede firmaların yerleri, kapıları devlete ait. Bununla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Spesifik bir çalışma yok ama tabii ki o sektörde bir takım sorunlar var. Ben ilk bakan olduğumda yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında geldim. O bölgeyi gezdim. Ben gururluyum. O tersaneler dolu. Tam kapasite çalışıyordu. Hatta sorduğumda 2012 yılına kadar kapasitelerin siparişlerle doldurmuş olduğunu söylemişlerdi. Sonra küresel krize girdi dünya. Özellikle denizcilik sektörü ona bağlı bir sorun yaşanıyor. Yani şimdi onlar teminat mektuplarını alsa verseler yani yapacakları taahhütleri veya yüklendikleri taahhütler var mı onu bilemiyorum. Yani sipariş almışlar da onları gerçekleştirmek için bir teminata, mektuba ihtiyacı varsa bunu bir şekilde çözerler. Yani kişiler mutlaka işlerini yaptıkları yerin mülk sahibi olarak onu teminat göstermek zorunda değil. Başka varlıklar var. Başka teminat çeşitleri var. Bunlar yapılabilir diye düşünüyorum. O sektörün zaten yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla var olan bir sıkıntı diye düşünüyorum. Yani teminattan kaynaklanan bir sıkıntı olduğu kanısında değil. Kredi kuruluşu Türkiye'nin notunu yükseltti. Yani Türkiye'nin notu yüksekti de o yeni farkına vardı diyelim. Türkiye'nin tabii ki sesi yüksek. Gerçekten dünyada olup bitenlere baktığınız zaman Türkiye'deki ekonomik göstergeler Türkiye'nin beklediğimiz seviyede olmasak bile iyi bir yerdeyiz. Elbette ki çok daha ileride olmamız gerekir. Dolayısıyla 27'sinde, 27 Mart'ta kredi kuruluşunun açıkladığı BB artı pozisyonu Türkiye'nin durumunu tam yansıtmıyor. Direkt biraz geriden geliyorlar. Yani görme noktasında bir takım hassasiyetsizlikleri var diye düşünüyorum. Ama yine de iyi bir değerlendirme. Eminim ki şu bir süre sonra BB'ye yükseleceğiz yani. Çünkü çok yakın zamanda da ilk defa önemli bir değerlendirme kuruluşu işte Türkiye'yi BB artı şeklinde bir niteleme yapmış bulunuyor. Ama Türkiye'nin olduğu yer değil orası. Daha ilerideyiz biz. Evet, sorunuzun diğer boyutuna gelince Türkiye bugüne kadar gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümü veya ortaya koyduğu performansın temelinde güven ve istikrar var. Ya bunu ekonomik varlıkla yapıyor ve varlığı da bu faaliyetler sonucu büyüyor. Siz nereye gidersiniz seyahat yaparken? Güvenli ortamlara gidersiniz. Para da öyledir yani para. Dünyada çok büyük miktarda bir para var dolaşıyor yatırım için. Bu da güven duyduğu yerlere gider. Ulusal düzeyde de olsa yatırım yaparken bu tür riskleri hesaplarsınız. Dolayısıyla Türkiye'nin yaşamakta olduğu ve en temel sorunlarımızdan birisi olan terörden arınmış bir Türkiye'nin ne denli sıçrama yapacağını ve doğrudan yatırımların ne denli Türkiye'ye akacağını bana size sabit. Belki bu sürecin sağlıklı yürümemesini isteyen bir takım kesimler, iç ve dış çevreler Türkiye'nin sıçrama yapmasını istemedikleri için olabilir diye düşünüyorum. Yani inşallah Türkiye terör sorununu sonlandırır
ve o zaman Türkiye'nin önünde hiçbir engel yoktu. Sayın Hocam, ben küçük esnaflarla ilgili bir soru soracaktım. Şimdi Kocaeli'ndeki esnaf odasında bir talep vardı aslında. En azından haftada bir gün, yani pazar günü veya haftada bir gün büyük AVM'lerin kapanmasıyla ilgili. Küçük esnafı kurmak adına çalışmanız olacak mı? Bir de esnaflara verilen kredilerdeki oran, faiz oranı, aynı faiz oranı, %4'te düşmesine yönelik bir talep vardı. Bununla ilgili çalışmanız nelerdi Sayın Hocam? Şimdi bakın değerli arkadaşlar, biz tabii Türkiye'de her kesimle ilgili imkanlar ölçüsünde proje üretiyor, hayata geçiriyoruz. Türkiye'de 2 milyonu aşkın esnafımız var. Bunların örgütleri 3100 tane esnaf sanatçı odası var. 82 tane federasyon var, bir tane konfederasyon var çatıları. Böylesine örgütlü bir yapı ve esnaf bizim gerçekten ekonomik, sosyal hayatımızın gerçek anlamda söylemiş. Yani şu dilek bu bina için neyse esnaf o. Orta dileğim. Esnaf bulunduğu yerin amcasıdır, abisidir, kardeşidir. Güvenilir kişisidir. Yani emin kişisidir. Bekçisidir, polisidir. Yani böylesine bir sosyal işlev görüyor. O bir gerçeklik. AVM'lerde Türkiye'nin veyahut da ekonomik hayatın bir gerçekliği. Ha, o alan düzenlemeye muhtaç bir alan. Perakende sektörü düzenlemeye muhtaç bir alan. Daha önceki yıllarda iki defa perakende sektörünün düzenlenmesi için tasarı meclise gelmiş ama yasalaşmamış. Şimdi biz de üzerinde çalışıyoruz. Bak biz dün akşam 7 saatte mecliste 92 maddelik bir tasarımız mecliste geçti. Öncelikliydi. İkinci sırada bizim Gümrük Ticaret Bakanlığı olarak sevk edeceğimiz tasarı tüketicinin korunmasıyla ilişkin tasarımız. O da 80-90 madde civarında. Üçüncü sırada AVM'lerle ilgili tasarımız var. Yani niye üçüncü sıra diyorsunuz? Zaten siz baktığınız zaman öyle olmasının doğal olduğunu göreceksiniz. Yine esnaf ve sanatçılarımızla alakalı. 2002 baz alarak söyleyeyim, toplam kullandıkları kredi Halk Bankası'ndan 156 milyondu 2002'de. Ve bunların faiz oranı, kredi faiz oranı %57. Bizim geçen yıl sonu itibariyle esnaf sanatçılarımıza kullandırdığımız kredi toplamda 7 milyar TL'dir. Ve bunların bir yıla kadar olanlarının faizi %5, bir yıldan fazla olan %7-8. Ve bunun %50'sini sübvanse ediyoruz. Yani hazine karşılıyor. Ve bu sene, yani 2013 bütçesinde esnaf sanatçılarımızın Halk Bankası'ndan kullanacağı kredinin %50 faizini karşılamak üzere bütçeye 513 milyon TL ödenek koymuşuz. 513 milyon TL ile kullanılabilecek kredi hesapladığınızda yıl sonu itibariyle esnaf sanatçılarımızın toplamda kullanacağı kredi miktarının 11 milyar TL'ye erişeceğini tahmin ediyoruz. Evet, bu şekilde desteklerimiz var. Bunun ötesinde unutulmaya üstlenmiş bazı meslek ve sanatçıların icra edilmesine dönük vergi kolaylıklarını geçen yıl getirmiştik. Dolayısıyla esnaf bizim gündemimizde, yani gündemimizin dışında olan bir alanda değil. İmkanlarımız ölçüsünde bu çerçevede hizmetleri sürdürüyoruz. Pazar esnafı ile ilgili, hal esnafı